Selamünaleyküm dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Astra G'yi, dedemin Astra'sını muayeneye sokacağız. Bu videoda sokacağız, bugün sokmayacağız da. Önce egzoz emisyonunu yaptıracağız. Size yani yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Kendi tecrübelerimi bahsedeceğim. Çünkü daha hiç yaptırmayanlar olabilir, arabasını yeni almış olanlar olabilir. Onlar nasıl yapılacağını bilmeyebilir. Ben de bilmiyordum, öğrendim. TÜVTÜRK'teki egzoz muayenesinde yaptırırsanız orası çok dikkat etmeden hassas yapıyor. Yani kalma ihtimali yüksek oluyor böyle eski arabalarda. Ve eski arabalarda kalma ihtimali yüksek oluyor. O yüzden dışarıda özel yapan yerlerde yaptırmayı tercih ediyorum. Fiyatı da aynı zaten. Fiyat konusunda herhangi bir değişiklik yok. Sadece daha fazla uğraşmış oluyorsunuz. Ama garanti oluyor işimiz. Ondan sonra TÜVTÜRK'ün kendi sitesinden randevumuzu alıp o saatten 10 dakika önce, 20 dakika önce oraya gidiyoruz. Onları zaten size canlı canlı göstereceğim. Ama gitmeden önce arabanın lastiklerinin dişlerinin olması lazım. Ve bütün lambalarını kontrol etmeniz lazım. Öndeki, arkadaki, orta stop lambası özellikle gözden kaçabiliyor. Onların dikkat edilmesi lazım. Gitmeden önce frenlerini falan bakmak lazım. Emniyet kemerlerinin geçip geçmediğini kontrol etmeniz lazım. Bagajınızda sağlık çantasının, ilk yardım çantasının ve yangın tüpünün olması lazım. Aklıma gelmeyen bir şey var mı? Gelirse eklerim yine. Şimdi ben egzoz muayenesine doğru gidiyorum. Burada Kuşadası'ndayım. Bildiğim pek bir yer yok. O yüzden bir yer bulup, bir yere girip egzoz muayenesini yaptıracağız. Egzoz muayenesinden geçerse muayene randevusu alacağız. Birazdan yine devam ederiz. Evet, geldik muayene yerine. Şimdi oluyor bakalım, geçecek inşallah. Dostlar, biraz önce gördüğünüz görüntüyü egzoz muayene yerinde. Egzoz muayenesinden geçtik. Hiç sıkıntı yok. Artık oradan kağıt vermiyorlarmış. Önceden kağıt veriyorlardı. Egzoz muayene yerinden. Artık kağıt kalkmış. Şeyden alıyorsunuz artık. Yani artık sistemde gözüküyor yani. TÜVTÜRK'e gittiğiniz zaman yapıldığı bilgisayardan, sistemden gözüküyor. O da iyi olmuş. Of, Dodge geliyor. Dodge Ram. Vay be. Her neyse. Şimdi ben iş yerine doğru gidiyorum. Şu güzel deniz manzarasına bakın. Ve bugünlük kapatalım. Randevu alımının nasıl olduğunu da göstereyim size. Güzel bir bilgilendirici video olsun. Evet. Yokuşta da durmazsın yani. Günaydın herkese, tekrar merhaba. Bugün farklı bir açılış yapıyoruz deniz kenarından. Burası Kadınlar Denizi. Plajı şu sahil. Ben de burada otoparkta çalışıyorum. Bu tarafa gelirseniz beklerim. Şimdi videonun devamı tabii ki. Astra. Astra'mız burada. Emektar Astra. Burada. Evet, dıştan pek iyi değil arabamız. Dedem yaşlandığı için artık bakamadı. Vurukları, şeyleri var. Güneş yanıkları dolusuyla. Daha yeni yıkadık ama yine yatarken 2 hafta kadar daha yatmıştı. O yüzden ağaçlardan düşmüş. Düşen şeyler kirletmiş arabayı. Bir tek camını temizledim yola gideceğiz diye. Kuşadası'na normalde gezici
geliyormuş gezici muayene istasyonu. Ama çok uzak bir tarihte, bir aydan fazla bir tarihte. O yüzden Söke'ye gideceğiz. Kuşadası'nda muayene istasyonu yok. Söke'de varmış en yakın. O yüzden randevumuzu. O yüzden Söke'ye gideceğiz. Saat 9.10 geçiyor. 11.45'te randevumuz. 10.30-11'e doğru buradan çıkacağız. Yarım saatlik bir yol. Size biraz daha bir manzarayı göstereyim. Gün batarken şurası çok güzel oluyor. Şöyle manzarayı size göstereyim. Şuradaki ada, onun ilerisinde bunun biraz daha büyüğü var. Güvercin ada var. Kale falan var orada. Oralarda güzel. Şöyle uzaklaştıralım. Aşağıda da kafeler, restoranlar falan var işte. Çok da bir şeysi yok. Halk plajı. Kadınlar denizi diye. Çok da bir olayı yok yani. Otoparkımız da bu şekilde. Şu an tabi sabah olduğu için araba yok. Bir tek şu Aslan Astra var. Motorunu göstereyim size. Bir dakika açayım motorunu. Size motorunu göstereyim. Evet. Orijinal bir motor görmek isteyenler buraya. Taci kirli. Motorun düzgünlüğüne bakar mısınız? Her şey yerli yerinde. Sadece şunlar sararmış. Şunun kapağı kırılmış. Bu güzel bir ayrıntı göstereyim. Cam suyunun seviyesini ölçme çubuğu var. Ama bir filtre yok. Filtre de olabilir. Etiketlerimiz orada. Burada klima etiketi. Yani gayet güzel. Temiz. Halısı da öyle. Sadece temizlenecek yani. Sıkıntısız. Bu radyatörü falan olsun. Gerçekten bayağı düzgün. Onun etiketi bile duruyor. Hella'ymış bunlara. Hella'ymış. Dedem nereye çarptı acaba? Kırılmış. Bunda var mı? Bunda yok. Dedem çarpmış bir yerlere. Hadi ben kapatayım bunu. Kaputu. Evet dostlar, motor içinde gördüğünüz gayet temiz. Aracı hiç LPG takılmadı. Dedem sıfır almış 2000 yılında. O yüzden dış kondisyonu hariç araba çok iyi bir durumda. Birazdan devam ederiz yolda. Güzel bir vlog olacak inşallah. Yolda görüşürüz. Evet dostlar, tekrar merhaba. Şimdi Söke'ye doğru çıkıyor, gidiyoruz. Yoldayız. Yol bilgisayarını sıfırladım. Yokuşlarda biraz gazladım. Klima da açık. Şu an 9.3 gibi bir şey gösteriyor. Tam okunmuyor ama okuduğum kadarıyla 9.3 civarında bir şey gösteriyor. Ya ulan geçeceksen geç. 80'le gidiyoruz ya alt üstü. Allah Allah. Sol şeridi ihlal ediyor ya. Burası 80'le gidiyor, 80. Evet, klimamız da ben soğutmuyor diye biliyordum ama soğutuyormuş. O da iyi oldu. Bak, görüyor musunuz? Sol şeridi nasıl işgal ediyor. Bakalım artık kaç gelecek? 8 nokta küsürlere düştü. Görüyorsunuz değil mi? Canlı canlı sol şeridi nasıl işgal ettiğini. Arkadaki şeyde virajlar geldi. Biraz daha yavaş girelim.
Fortçu'ya bak sen, Fortçu'ya. Öyle, yine orada açarız. Uzun ve güzel bir video olacak gibi duruyor. Astra'nın da yakıt tüketimini sizlerle paylaşacağım. 8 küsür lira düştü. Tam okunmuyor dediğim gibi. İnşallah geçiririz. Araba gerçekten keyifli ya. Neyse, birazdan devam ederiz yine. Bir benzinlik bulmam lazım. Aslında yetebilir benzin ama. Evet, virajları canlı canlı görüyorsunuz. Tek elle dönüyorum abartmadan. Evet dostlar, muayene istasyonuna geldik Söke'deki. Şimdi muayeneye girmeden önceki yapmanız gereken, yani yapsanız iyi olacak olan şeyleri söyleyeceğim. Bagajınızdaki bagajınız boş olması lazım. Tüplüyse daha önemli. Çünkü tanka bakıyorlar. Bagajınızda ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpünün olması lazım. İçeride de emniyet kemerlerini şöyle göstereyim. Emniyet kemerlerin hepsini şu şekilde geçiriyorsunuz. Yani arkadakilerin hepsini oradaki kontrol eden ağabeye yardımcı olsun. Zaten önceden kalmış birisi. Bu da takılı kalmış. Yani araba binilmediği için bunlar takılı kalmış. Bir olanı takacağız. Bu da dedemin güneşliği. Nereye takacağız? Allah Allah. Ha, şurada. Şurada. Güncel fiyatı TÜBİTAK'ın 372 lira bilmem kaç kuruş. Yaptırdım. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Olması gerekenden bir saat önce geldim. 11.45'ti. 10.45'te geldim. Erken gel, erken git dediler. Çalıştığım yerde erken gelsin sıra dediler. O yüzden burada böyle park etme yerleri yapmışlar ama insanlar nereye park etmiş? Bagajımızı bir kontrol edelim. Evet, bagajımız boş. O şey işaretlerimiz var. İlk yardım çantası var mı? O hafif kusur oluyor, ilk yardım çantası. İlk yardım çantamız yok ne yazık ki. Ejden vardı, bunu çıkarmışlar herhalde. Dedem çıkarmış. Dedemin bezleri, çantaları, takımları ve aktarma kablosu. Şunları şöyle yapalım. Düzenli koyalım da bakan adam zorlanmasın. Tamamdır. Farlarını kontrol ettim dün. Bütün lambaların yanması lazım. Özellikle şu orta lambası. Diğer GES'te onu bakmamışım. Ondan dolayı kalmıştı. Lastiklerimizin de dişleri iyi. Ama bunlar eski. Yılına bakmıyorlar, dişine bakıyorlar. Bunlar da yeni. Bunların dişleri de güzel. Bakalım sonuçta görüşürüz. Evet dostlar, daha hala bekliyoruz. Sıra 09 düşte. Bizim 0952. Artık sıcaktan dayanamadım. Klimayı açtım. 33 derece. Şunu şu aşağı indireyim. Görünür mü bilmiyorum ama. Şurada yazıyor 33 derece. Yol bilgisayarından bahsedeyim. Yani arabanın yakıt tüketiminden bahsedeyim. Buraya kadar geldik. Kaç kilometre olmuş? 20 kilometre civarında bir yol olmuş. Yani bu 20'lerdeydi. Ondan söylüyorum ya. Sıfırdan başlamadım. Onu sıfırlamadım. Bunu sıfırladım. 7.2 ile gelmişiz. Klima ve bayağı güzel yokuşlarla beraber 7.2 yakmış. Yokuş çıkmak için biraz hızlı çıkmak istedim yani. Gaza fazla bastım.
7.3 oldu şu an şeyde, Rölantide çalıştığı için o artacak. O yüzden artmadan size göstereyim dedim. 7.2 litre benzinli bir araba için, 21 senelik bir araba için bence güzel bir değer. Otobanda falan da zaten bu 5-5.5 litre civarında yakıyor diye hatırlıyorum. Daha önce denemiştim. Yine bir otobanda gidersek yine size söylerim. Klimayı açtım mecbur ya. Oh, öldüm. Evet dostlar, arabayı verdik. Hadi bakalım, arkamızda araba şu an. İnşallah geçecek. Evet, far ayarları bakılıyor. Bundan büyük ihtimal kalır. Evet dostlar, yine geldik manzaramıza. Şimdi size göstereyim. 7 tane hafif kusurumuz var. Şöyle göstereyim. İlk yardım çantası. Yangın söndürme tüpü yok. Plaka lambaları, sinyal lambaları hasarlı. İkaz işaret reflektörü yok. Kısa yüzmeli far ayarı hatalı. Park lambaları camı hasarlı diyor. Geçerlik tarihimiz de 23.06.2023. 126.129 kilometre. De vizeye girdik, geçtik. Bu şekilde arabamız orada duruyor. Emektar hastalarının da vizesini bu sene yine ben yaptırmış oldum. Geçen sefer de ben yaptırmıştım. Onun da videosu var. Güzel bir video oldu inşallah. Beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.